Bu gördüğünüz film Her. Geleceğin Los Angeles'ında geçen film, bir adamın Siri tarzı ama Siri'den çok daha akıllı bir işletim sistemine aşık olmasını anlatıyor. Tüm film boyunca akıllı işletim sistemini seslendiren kişi ise Scarlett Johansson. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. Normalde karakteri başka bir oyuncu seslendirmiş. Hatta oyuncu çekimler boyunca sette yer alıp başrol Joaquin Phoenix'le sahneleri canlandırmış. Ancak film çekildikten sonra Scarlett Johansson'un sesinin daha iyi olacağına karar verip tüm sahnelerin seslendirmesini tekrar yapmışlar. Neyse, bugün konumuz bu değil. Bugünkü konumuz filmin Los Angeles'ta geçmesine rağmen gördüğünüz sahnelerin Los Angeles'ta çekilmemiş olması. Burası neresi mi? Burası Çin arkadaşlar. Daha da net konuşmak gerekirse Şangay. Peki neden Çin, neden Şangay? Bunun için önce Hollywood'un, yani koskoca bir sektörün neden Los Angeles'ta olduğunu anlamamız lazım. Ampulü bulan dostumuz Thomas Edison, aynı zamanda filmlerde kullanılan kameraları ilk bulan kişilerden biriydi. Kendisi 1894'te New Jersey'de Edison stüdyolarını kurdu ve bu stüdyo bir sürü film çekti. Birkaç yıl sonra stüdyo kamera patenti onlarda olduğu için film çekmeye başlayan başka insanların çekimlerini mahkeme kararıyla durdurdu. Bu insanlar da kameranız sizin olsun deyip Los Angeles'a gittiler. Peki neden Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna giderken Los Angeles'ı seçtiler? Los Angeles iklim ve coğrafya açısından New Jersey'den çok daha iyi. New Jersey 4 iklimi de sert bir şekilde yaşarken Los Angeles'ta günler genellikle sıcak ve güneşli oluyor. Şehirde okyanus, göl ve dağ olması da ayrı bir avantaj. Çöl de sizin, tarım arazileri de, ormanlar da. Ayrıca şehir dağınık ve düzensiz. Bu farklılıklar şehrin aynı anda birçok farklı kimliğe, şehre ve iklime bürünebilmesini sağlıyor. Örneğin göl bölgesi istendiğinde İsviçre gibi gösterilebiliyor. Burası da Los Angeles. Sadece bu sefer Çin olarak gösterilmiş. Burası da klasik bahçeli Amerikan evlerinin olduğu küçük bölgelerden birine benziyor. Los Angeles'ın herhalde en çok tanınan yerleri devasa otoyollarıdır. Ancak bunun dışındaki yerleri çok kimlik taşımadığı için özellikle Amerika'daki her yere benzetilebiliyor. Başka şehir gibi davranma olayı sadece Los Angeles'a özgü değil. Şu videoda inanılmaz bir şekilde anlatıldığı gibi Kanada'nın Vancouver şehri de aynı anda birçok farklı şehir olarak gösterilebiliyor. Kuzey Kore'de geçen The Interview'in bazı sahneleri Vancouver'da çekilmiş. Bu karamsar beton yapı gerçekten de Kore'de olabilecek gibi duruyor. Mission Impossible 5'te ise Vancouver aynı anda Seattle, Doğu Avrupa ve Hindistan olarak görev yapmış. Küçük detaylar eklenince bu yerleri bilmeyen çoğu seyirci 3 farklı şehri tek şehrin oynadığını anlamıyor. Doğu Avrupa mı? Biraz grafiti ekleyelim ve gri yapalım. Hindistan mı? Biraz renklendirelim. Sıcakmış gibi gösterelim ve araba ekleyelim. Vancouver'ın bu kadar çok kullanılmasının sebebi şehrin New York veya San Francisco kadar bilinmemesi ancak bazı özellikleriyle bu şehirleri andırması. New York'uysa hiçbir zaman başka bir şehir olarak kullanamazsınız. Herkes Empire State'e ve şu enteresan binaya çok aşina. Hatta New York'ta çekilen Joker filminde New York'un bazı özelliklerini görsel efektle değiştirerek şehri daha çok Gotham kimliğine büründürmeye çalışmışlar. Bu sebeple şehrin içini de yapısını da değiştirmişler. Ben Affleck'in en iyi film Oscar'ını kazanan filmi Argo'nun İran sahneleri de Türkiye'de çekilmişti. Sarı beyaz kaldırımlar biz Türklere mekanın İran olmadığını hatırlatsa da yabancı izleyici için arada anlaşılacak bir fark yoktu. Skyfall'un İstanbul sahnelerinden sonra bir anda Adana'ya geçmesi de çoğu insanın kafasını karıştırsa da yurt dışındaki izleyicilerin hiçbiri bu detayı fark etmemişti. Bazense bir filmi gerçekten mekanında çekiyorlar ve aslında o mekanın normalde öyle gözükmediğini fark ediyorsunuz. Örneğin Bangladeş'te çekilen Extraction'ın tüm sahneleri normalde olmayan sarı bir tona sahip. Skyfall için de aynı şey geçerli. Nedense Hollywood filmleri Asya'yı sarı bir renk paletiyle göstermeyi çok seviyor. Devam edelim. Her filminde ise bazen oyuncu Joaquin Phoenix Los Angeles'ta bir yerden kapıyı açıyor ve bir anda sahne Çin'de devam ediyor. Tabii biz bunun hepsinin Los Angeles'ta olduğunu düşünüyoruz. Her filminin ele aldığı gelecek, Los Angeles'ın şu anki haline göre aydınlık gözüken bir gelecek. Genelde pastel renkte giyinen insanlara ve güzel güzel gözüken mekanlara sahibiz. Şehir yüksek binalardan oluşsa da gerçekten güzel duruyor. Zaten yüksek binalara laf edilmesini çok anlamıyorum. Belli bir düzen içinde yapıldıklarında güzel duruyorlar. New York'a gitmeden önce de tüm şehir gökdelen diye korkmuştum ama kaldırımların genişliğinden ve binaların yapılış tarzından gökyüzü hep gözüküyordu. Ülkemizde ise yüksek binalar acayip düzensiz şekillerde yapıldığı için neredeyse hepsi çok çirkin duruyor.
Bu arada bence şu yüksek belli pantolonlar keşke günümüzde de moda olsa da giysek. Filmin yönetmeni Spike Jonze insanlara tanıdık ancak farklı bir gelecek sunmak istediği için filmi Şangay'ın Pudong bölgesinde çekmiş. Yurt dışına gittiğinizde geçmişe veya geleceğe gitmiş gibi hissetmişsinizdir. Burası Çin olsa da binalar alışılmış gökdelenlerden çok farklı değil. Sadece Los Angeles'a göre biraz daha yeni ve daha az ürkütücüler. Yönetmenin aydınlık geleceğinde şehirlerde arabalar yok. İnsanlar yaya olarak yükseltilmiş yollardan yürüyor. Normalde Pudong'da bu yolun altından arabalar geçiyor. Ama biz bunu görmüyoruz. Bazı sahnelerde arkada Çince yazılar da var. Bunlar istense görsel efektle çok rahat silinebilirdi. Ancak gelecekte Los Angeles'ın daha da Çin kültürüne yöneleceğini düşünen filmin ekibi bu yazıları çıkarmamışlar. Bu lokasyonda bir set gibi dursa da aslında Çin'de yeni yapılan bir binanın içi. Ancak gerçekten de gelecek olabilecek bir mimari gibi duruyor. Ana karakterimizin bir randevuya gittiği mekanda içi gerçek bir zebra düşünülerek tasarlanmış Şangay'ın ünlü restoranlarından biri. Bazı sahnelerse gerçekten Los Angeles'ta çekilmiş. Ancak bu sahnelerde de Çin sahnelerindeki temizlik ve aydınlık hava devam ediyor. Yani her mekan birbiriyle çok uyumlu. Örneğin burası Los Angeles'ta müze gibi bir yer. Her, insanın yalnızlığını ve birini bulma ihtiyacını anlatan inanılmaz bir film. Biraz önce anlattığım fark edilmeyen detaylar sayesinde film anlatmak istediği şeyi çok daha etkili anlatıyor. Film izlerken bir karakterin evinden çıkıp sokakta yürümeye başladığında aslında başka bir şehirde yürüyor olabileceğini unutmayın. Sinemanın kullanılabilecek çok fazla özelliği var. Umarım ülkemizdeki yönetmenler de ileride ekonomik açıdan böyle kararlar alabilecek durumda olurlar. Friends oyuncusu Lisa Kudrow'la yaptığımız röportajı izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.